Orman şefi Murat peşimize düştü. Sen gazlamana bak hadi. Reus, ne zaman gideceğiz? Ayağımızı henüz karaya bastık. Ne zaman gideceğiz? Öyle. Oy, tıpkı benim gibi. Deniz'i bu kadar çok mu seveysin? Deniz canım, gideceğiz, gideceğiz. Allah ne zaman isterse. Hadi eyvallah. Demek ki gideceğiz ha. Ha, gitsene. Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Acelen ne Murat Bey? Kamil Reis'i bekletmeyelim. Ay yapma dur. Bir gelen olursa. Kimler? Ağaçlar mı yoksa ormandaki ayılar mı? Bir de Karadenizli Kamil Reis. Ya. Buyur bakalım. Ettiğin haltı beğendin mi? Şimdi kim hizmet edecek bize? He? Sana yıklarsın balıkları. Yeni mi geldin reis? Acalandaki. Kamil reis gelmiştir, bekletmeyelim dedim. Üzme kendini oğlum, biz beklemeye alışıyoruz. Denize çıkarız, balık bekleriz. Limana gireriz, mal bekleriz. Emekli olursak bankanın önünde para bekleriz. Ayşe geldi mi? Geldi abi, sofrayı hazırladı. Benim gelinim Ayşe iyidir. Hey gözünü sevdiğimin rakısı, adamı adam yapıyı. Mesela sana bir adam kafa tutuyor, çam yarması gibi. Ha bundan bir tek hata etsin, yarma olayım bu kadar. Otur. Yok abi sağ ol. Otur oğlum, askerlik bitti, evlilik geldi. Gir adamlar sınıfına. Ula otur dediler mi, otur da. Bana kafa mı tutaysın yoksa? Ne haddim ya Kamil abi? Bir emriniz yoksa köye gitmek isterdim. Peki, selam söyle, biz de geliriz sonra. Bir düğün yapabilsin. Bir de çocuklarını görsün. Elini biraz çabuk tut. Etrafı gözü görmeyi. Koca Karadenizli Kamil Reis'i ayı sanıyı. Biraderi ev bak sahibi ettik mi? Kalacağım tek başıma. Ama kalmayacağım reis. Sıhhatinize Nerkiz. Sıhhatinize Yasemin. Sıhhatinize şampiyon. Ve sıhhatine can arkadaşım Kamil Reis diyeceğim. Ben de can arkadaşım, arkadaşımdan da öte kardeşim Murat diye sesleneceğim Karadeniz'den saatine. Uy. Altı kapıya aldım seni muhtar, hapı yuttun, hapı yuttun. Çıkma dükkanına, ümit vardır. Sen oynamana devam et. Selamünaleyküm. Selam. Ne haber yiğidim?
Selam lan. Selam. Gel. Şu muhtarın hali bak ya. Ne hale geldi ya muhtara bak. Muhtarın hali yüzünden belli zaten. Demin muhtarın halini gördüm. Baba ne yapıyor dedim. Hiç kahvede gel atı. Kamil Reis'ten öyle utandım ki. Ben de Ayşe. Ne istiyorum biliyor musun? Bir an evvel yuvamızı açmak, işten yorgun argın dönünce de beni seven, beni bekleyen birinin olmasını isterim. Suskunsun. Bir şey söylemeyecek misin? Benim hissettiklerimi, düşündüklerimi sen söylüyorsun. Bizim Karadenizlilerden biri tarlasına mısır ekmiş. Açmış ellerini Allah'a, yarabbim ektim mısırı. Sen bana bereket ver, alacağım mahsulün yarısını sana vereceğim demiş. Allah bir mahsul vermiş, bir mahsul vermiş. Karadenizli hemşerimin keyfine diyecek yok. Dalmış tarlaya, başlamış koparmaya. Baba da yiğitçe bir yürümüş, bakmış, bir sigara yakmış, oturmuş. İki mısır yerinin arasına düşünmüş. Açmış elini yukarıya. Tohumunu verdin mi ki? Emeğini kattın mı ki? Alın teri döktün mü ki? Yarısını isteysin, vermiyorum. Demiş ama ardından da bir yağmur, bir yağmur, şimşek, bir çakay sıcırtmış ortalığı. Bizim Karadenizli bir kuytuya zor atmış kendine. Olmuş böyle sırılsıklam. Yağmur bindirmiş de bindirmiş. Mısırların hepsini sıcırtmış. Bizim Karadenizli olmuş sırılsıklam. Açmış ellerini Allah. Ya Rabbim demiş, aldın hisseni götürdün. Benim hissemi de götürdün. İkide bir de o çakmağı çakıp da benim gibi garibini araysın. Buyurun patron. Rıza geldi mi? Daha gelmedi. Gelince hemen bana gelsin. Hı. Ha, bana bak. Bugünkü işi iyi başarmışsın. Ama tehlikeli bir yolu. Yanlışlık kabul etmez işimiz. Anladım patron. Rıza gelir gelmez uğrasın bana. Başına patron. Ne düşünüyorsun reis? Hiç. Karadeniz'i dinliyorum. Bakıyorum denizsiz edemiyorsun reis. Onun üstünde doğmuşum Murat. Gençliğimi, sevdiklerimi ona vermişim. Deniz benim canım, kanım olmuş. Doğa güzel reis. Doğa insanı hiç aldatmaz. Orman da benim her şeyim. Bu da yeşil deniz. Uğulduyarak ses verişine dalar gider. Her gün şarkılarını dinler. Nerkes'in, Yasemin'in, şampiyon ağaçlarımız. İsimler takmışım onlara tek tek. Nerkes demişim, lale demişim, şampiyon demişim. Reis neye gidiyorsun? Şampiyonlara, nergislere, lalelere, ağaçlara, tüm doğaya, Karadeniz'e iyi geceler diyeceğim. Oteller nerede hemşerim? Sahile doğru gidiyorum. Eyvallah. Thank you.
Selam muhtar. Aleyküm selam. Rüstem Ağa'ya bir çay. Haberler nasıl? Her günkü gibi. Bizimkisi yılların tiryakiliği. Düğün ne zaman? Vallahi oğlan toparlansın bir önce. Doğru. Murat Bey bölge şefliğinde bir de işe alsa... Kardeşime torpil yapmam. Çalışsın göze girsin. Kimseyi kayırmam diyor. Düşüncesindeki inceliğe bak. Tabii bu huyu onu tüm yörenin sevgilisi yap. Sen şimdi var mısın bir tavlaya? Bir ders vereyim sana. Senden mi korkacağım? Oğlum getir şu tavlayı. Bu bölgedeki orman şefinin adı Murat'mış. Yakışıklı mıymış bari? Orman şefi olduğuna göre kır saçlı, göbekli bir adam olması gerek. Kesinlikle göbekli kimselere tahammül edemem şekerim. Aşk yapmaya gelmedin kızım, iş görmeye geldin. Bu iş için avuç dolusu para ödüyor patron sana. İş yapacağım kişinin senden daha yakışıklı olması lazım canım. Ben iş yaparken aşk düşünmem. Gene oğlun senin için kahvede geli atıyor demesin ha. Ah şu Kamil Reis ha. Bir çay. Bir çay da arkadaşa. Sağ ol. Yabancısınız galiba. Evet amca bey. Denize geldik. İstirahat edeceğim. Nasıl? Güzel mi burası? Çok güzel amca bey. Sessiz, sakin. Öyledir delikanlı. Şansa bak be. Bir zar deme gitsin. Yanılıyorsun, zara kabahat buluyorsun. Rüstem Ağa zor durumda. Yana mı kapana sıkıştırdı seni ha? Sen bu şansla git de balık avla ya. Oy, balıkları da zarla mı avlayacağız baba? Kim bu? Orman şefi Murat Bey. Yanındaki Kamil Reis'tir. İyi arkadaştır. Tavla oynayan şişman Rüstem Ağa'dır. Karşıdaki de muhtar. Rüstem Ağa dünürüdür Murat Bey'in. Oğluna kız mı aldı Murat Bey? Rüstem Ağa, ben daireye gidiyorum. Bu akşam yemeğini beraberce yiyelim de şu düğün gününü kararlaştıralım. Sen de gel muhtar. Kısmet olursa gelirim belki. Kamil Reis, seni biraz yalnız bırakacağım. Akşama görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Güle güle. Güle güle. Çok acayip. Şu kuş mu karga mı bu? He? Çap oğlum. Buyur baba. Ayşe eve mi gitti? Bilmiyorum baba. Hadi biz gidelim, yemekleri hazırlayalım. Eyvallah baba, hoşça kal. Gel. Ayşe kızım.
Buyur baba. Murat bizi bu akşam yemeğe çağırdı. Hadi git yardım et. Peki baba. Orman şefi bekarmış. İyi, belki kısmetim açılır. Bu yöre çok seviyormuş kendisini. Desene sevgilisi varmış adamın. Kardeşini çok severmiş. Yakışıklı mı bari? Nişanlıymış. Anlaşıldı, kısmetimiz kesik. Nişanlısı güzel miymiş bari? Şimdi kardeşine kancayı takacaksın, sonra orman şefine. İşimizi bitirinceye kadar. Sonra sepet koluna, herkes yoluna. Paranı alacaksın, dalgana bakacaksın. Şahap oğlum. Buyur baba. Al nişanlını eve git. Anneniz merak eder sonra. Peki baba. Her şey nasıl olsa hazır. Günürüme selam söyle. Yemekler için teşekkürler. Senin de eline sağlık gelin aşkım. Sizlere afiyet olsun. İyi geceler. Güle güle. Hadi bakalım. Saatinize. Ben derim ki düğünü bir an önce etsek. Bence bir sakınca yok. Bence de bir sakınca yok. Oy, sence sakınca yok. Sence de mahzunlu değil. Bu iki genç niye köşe bucak kaçıyorlar? Ormanda benim gibi Karadenizli'yi görmüyorlar da ayı sanıyorlar. He? Ne dersin? Ben de anlıyorum ama bizimki çeyiz derdinde. Murat Bey'le Şahap iş sınavını versin diyor. Öyle. O öyle, bu böyle, gençler duman olay. Yapalım bir duyun, döksün Kamil Reis kurtlarını ha! Sıcak bir yuva tek özlemim benim. Benim sevdiğime, eşime hizmet etmek tek arzum, tek isteğim. Biz evlenince Murat abim tek başına kalacak buralarda, yapayalnız. Ama o bizim mutlu olmamızı o kadar çok istiyor ki. Bizi boşlama reis. Buralara gelişini uzatma. Uzatmam. Düğüne yetişeceğim. Ya öyle mi? Düğün olmasa gelmeyeceksin demek. Bu işin dumanı. Can arkadaşımı boşlar mıyım hiç? Deniz'den senin arkadaşlığın kopar ay beni. Kısmetse yakında görüşmek üzere. Sen gelince neşe geliyor, huzur geliyor. Ulan Temel! Reis! Özlettirme kendini, rastgele. Geleceğim, hoşça kal. Yol ver ulan motora. Başına şu irgatı atalım, tutalım balık avyan, keyfimize bakalım. Kaptan hadi gir gati, sen de tut avukati, gel girelim ırmağa, esecek aşubati, gemici uşakları, deniz başının tacı. Yok lan yolcu ırgatı, inşallah çıkan acı. Thank you.
motoru, bana da bir su getir. Daha mı diyorsun reis? Başka kim var? Sana diyorum tabii, getir şu suyu. Daha mı su getir diyorsun reis? Hey Allah'ım, ne suçum vardı ki bana böyle bir tayfa ihsan eyledin, getir şu suyu be. Etraf su dolu, uzat kolunu denize. Hey, selamsızdan mı? Nişanlısı bekliyor. Boş ver bunları abi. Memur sınavından geliyorum. Peki kazandın mı? Galiba. Islatalım oğlum. Öf be, kitap gibi kadın ha. Şş, kendine gel, misafir onlar. Ya bırak be abicim be. Bu kadar rüküş giymesen olmaz mı? Olmaz canım. Havan bozulur sonra. Senin havanın da, ananın da. İnecek var. Kızma tatlım, avcıyız ya. Senin delikanlı uçmuş. Tanıdın ya, icabına bakarız. Bu üç sineğe ne demeli? Naldırma, yürüyüş yapsın hırdavatlar, ayakları açılır. Niye daldın reis? Gidip geldikçe denize başıboş tomriklere rastlayırım. Ne çi? Ben de bilmiyorum ama mutlaka çıkartacağım. Mutlaka. Delikanlı bir dakika. Merhaba. Buralarda Cenevizlilerin bir kilisesi varmış. Bacım eski eserlere meraklıdır. Arkeoloji okuyor da. Orada aşağıda. Acaba bizi oraya götürebilir misin? Tabii götürürüm. Zahmet olmasın. Estağfurullah. Ne zahmeti? Ayrıca köyümüzü tanıtmak görevimiz bizim. Sağ olasın. Kız kardeşim Cale. Şahap, memnun oldum. Cenevizlilerden kalma bir kilise burası. Zaten Roma İmparatoru Neron da burada valilik yapmış. Burada yatacak yer yok. Nasıl vali olmuş bu? Kiliseye değil, kıyı köye. Peki muhtara ne olmuş? Vali muhtardan küçük mü yani? Aman fi tarihinde ha vali ha muhtar. İkisi de aynı. Fih tarihi insanı yanıltıyor abi. Ne kızıyorsun abi? Fih tarihini okuduk okumasını ama unutmuş olamaz mıyım yani? Kadın milleti birader. Dişinden tırnağından arttır okut. Bak işte saçı uzun aklı kısa. Neyse işimize bakalım. Sen Murat Bey'in nesi oluyorsun? Kardeşiyim. Oh be iyi. Murat Bey'e iyi adam diyorlar. Abim iyidir. Anamı babamı küçük yaşta trafik kazasında kaybettiğim için bana hem analık hem de babalık etmiştir. Bütün köylü çok seviyor kendisini. Murat çalışkan, korkusuz bir adamdır diyorlar. İmdat! İmdat yetiş şimdi, boğuluyorum! İmdat! Ay! Thank you.
Ben ölçüm yapmaya gidiyorum. Sorarlarsa ormandayım. Baş üstüne beyim. Rıza'dan haber var mı? Haber yok patron. Recep ilk parti malı götürdü mü? Ali ile beraber götürdüler. Tamam. Büyük parti mal kazasız, belasız geçmeli. Hata kabul etmem. Merak etme patron. Kültürün amma da çokmuş senin. Bir de sana kitap gibi kadın diyorlar. Kitap gibi dedilerse, kitap yutmuş demediler ya. Ulan herife bir yapıştın. Sülük müsün be mübarek? Sana ne anam? İşimiz bu. Sülük de olurum, akrep de. Hem buraya işe gelmedik mi? Yollarımız ayrı değil mi? Derdini anlayalım. Hı? Şahabı gördün mü? Erken çıkmış evden. Dün memur sınavından geldi. Müjdeyi verdi demek. Gözün aydın. Düğününüz yakın, ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Şahabı benden evvel görürsen söyle bana gelsin. Olur abi. Güle güle. Nişanlı mısın? Evet. Nişanlın güzel bir kızmış. Ediyorlar Reis, ben de bilmiyorum. Bayram değil, seyran değil. Enişten beri niye yaptı ki? Ama bulacağım, mutlaka bulacağım onu. Yine ne oldu Reis? Uşaklar hala ateş ediyor Reis. Sana sonsuz saygım var Murat Bey. Ama bir tek kızım var benim. Tek varlığım o. Yıkılıp gitmesini istemem. Bir çaresine bakacağım Rüstem'e.
Ne zaman gideceğiz Reis? Ula senin yüzünden bir gün ben bu karaya tuğ diyeceğim, çıkmayacağım be! Üzücü olay Rüstem ağa. Ayrola bir şey mi var muhtar? Gizlemekte haklısın ama bütün köy çalkalanıyor. Şahap Murat Bey'i gölgeledi deniliyor. Murat Bey altın gibi adamdır. Kardeşi de öyle. Yani gençliktir bu, geçer. Bekliyorsun demek. Kimi? Beni mi, nişanlını mı? Artık büyüklerine saygısız olmaya başladım. Neden bir kadın seni sevdiklerinden uzaklaştırdı? Ayşe'den, Rüstem Ağa'dan, benden, belki Kamil Reis'ten, tüm köyden. İstediğim gibi yaşarım. Kim karışır? Yaşamak benim de hakkım değil mi? Elbette hakkın. Kimseyi kırmadan, yıkmadan. Sevemedim Ayşe'yi. Yalan bunlar. Sen aslında görmemiştiğin kurbanısın. Dön eve af dile. Karışma bana. Hı? Sana mı karışmayacağım? Abim falan olduğunu unuturum. Bak hele. Şuna bak sen. Hadi bir dene istersen. Allah Allah. Murat abi gelmiyor. Ben size de iyi de ondan gelmiyor. Rüstem ağam da yok. Ulan sen de her gün tarlada yanılırsan gelmezsin kahveye. Yap bakayım millete bir çay, bir tane de bana. Çabuk ulan durma, yürü. Emredersin hadi abi. Kamil Reis köyün. Kalsın. Dağıt onu oraya ha! Çaylar Kamil abimden. Buyurun ağalar. Hoş gelmişsin Kamil Reis. Kahvede kimseler yok. Tarla partileri ne oldu? Ha bu suskunluk niye? Her yerde sessizlik. Yas niye? Ölüm mü var? Öyle bir şey yok. Sadece... Evet. Ne oldu? Şahap bir sokak kadını mı desem... demesem mi bilemiyorum. İşte öyle bir kadına tutuldu da. Uy! Da sana bizim uşak zampara oldu ya. İyi iyi. Rüstem ağa gençliktir. Geçer diyor. Geçecek elbet. Ayşe bizim kızımız. Tabii ki geçecek. Yoksa ben geçirmesini bilirim. Sınıfta kalacak değil ya. Rüstem ağa! Rüstem ağa! Baban evde mi? Hoş geldin Kamil Reis. Baban nerede? Kahveye gitti. Kahvede bulamadım hani. Şahin Tepesi'ne gitmiştir. Ha. Şahap ne aldatmış öyle? Ne yapmış ki abi? Anlıyorum. Gizliysin. Ama... yıkılıysın. He? Sevdin mi onu? Söyle. Gücüm kalmadı Kamil abi. Dayanamıyorum.
onurumla oynadı. Kimselerin yüzüne bakamıyorum. Buralardan kaçıp gitmek istiyorum. Ama yapamıyorum. Kaçamıyorum. Seviyorum Kamil abi. Ölesiye seviyorum. Sevmek güzel şey. Ben de sevdim, öldü. Ama hala severim. Bak kızım, seven insan sevgisi uğruna sonuna dek savaşır, kaybetmez. Yalnızım, dayanacak noktam yok Kamil abi. Merhaba. Merhaba. Tavla oynamayasınız artık. Yenildim. Yenileyinle pestilim çıktı. Oy, yanılan pehlivan güreşe doymazmış. Derler. Derler ya. Sen niçin yanıldın ha? Kenara çekilmiş gitmişsin. Ayşe yapayalnız. Bak, Karadeniz hırçın. Karadeniz dalgalı, coşkun mu coşkun? Biz de Karadeniz gibi, onun gibi coşkun olmalıyız ama hırçın değil. Hırçın değil.
Cale sen misin? Evet benim, ne olmuş? Hiç, tanımak isteydim. Allah Allah, çattık be. Sorduysak hata mı ettik? Adres falan mı soracaktın? Uy, adrese ne hacet? Kapının numarası yüzünden belli. Buyur demeyecek misin? Derim demesin ama... Aması ne? Bekar evi burası kızım. Ne olmuş yani? Bekarların canı yok mu? Var, var olmasın ama... Otur demeyecek misin? Sen yanlış kapı çaldın Asarım. Aa, kapının numarası yanlış mı? Bırak şimdi numarayı, ne istiyorsun? Seni anam! Sen hiç sevmez misin? Ah, dur! Bileğimi acıtıyorsun! Dur! Dur! Dur diyorum! Canımı acıtıyorsun! Acıtıyorsun bileğimi! Bak etrafına! Ağaçtan, dağdan başka ne var? Ağaç mı var? Dağ mı var? Şampiyon var, Nergis var, Lale var, Yasemin var, Recep, Ali var, var işte! Nerede ayol bu saydıklarım? İşte Nergis, işte Yasemin. İşte şampiyon. İşte Lale. Üşüttün mü sen oğlum? Manyak mısın? Ağaç onlar. Ağaç elbette. Ama sevgililerim bunlar benim. Ağaçtan sevgilim olur be. Olur tabii. Ne olur. Ne haber Yasemin? İyi misin Laleciğim? Şampiyon. Bunlar cevap vermiyor be. Vermezler tabii. Dilsizler mi yani? Dilleri de var, sevgileri de. Anlayanlara, onu sevenlere şarkı bile söylerler. Hangi gazinoda as solist bunlar? Basket buradan, yanlış kapı çaldın! Davul! Manyak! Ağaç onlar! Sana ne verir? Benim sana vereceğimi verebilirler mi? Çekme aldın. Bankaya para almaya mı gidiyorsun? Manyak ulan bu. Bir falso falan mı yaptı yani? Baştan aşağı falso, üşütük. Ağaçlar sevgilisiymiş. Nergis'miş, Yasemin'miş, Lale'ymiş, şampiyonmuş. Bu adamda iş yok be. Kan çıkar be. Kelek be! Çıkarsa çıksın! Keresteyle mi sevişeceğim? Vur gitsin!
getirdin gittin. Alıp götüreyim İstanbul'a, amcanın yanına. Unutur gidersin belki. Hı? Neden baba? Neden olacak? Kahrolup yıkılıyorsun Ayşe. Murat abinle bir konuşayım. Belki bir çaresini buluruz. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Neyi? Onu bunu şunu. Beni değil, olayları. Ne olmuş ki? Bak kızım, ömrümüz denizlerde geçer. Kulağımız karada durur. Çünkü can dostlarımız vardır. Karadenizliyken deniz bize ses verir. Çünkü ömrümüz orada geçer. Öyle dolan başlı konuşmadan anlamam ben, açık konuş. Hoşuma gitti. Açık konuşmak yiğitliği vurgular. Madem ki açık konuşmak istiyorsun öyleyse, buyur bakalım. Bir tarafta bitmiş tükenmiş bir baba ile masum kızı, diğer tarafta her şeyini doğaya ve kardeşine vermiş bir abi ve bütün bunları göze alan Kamil Reis. Amma dram kestin be, öt bakalım. Konuşmaya geldim kızım, pazarlığa değil. Senin giysin de düşünüşün ters. Bak köye, avcı avlanacağı yeri bilir. Sen yanlış yere avlanmaya gelmişsin. İnsanlar istediği gibi düşünmekte, istediği gibi yaşamakta özgürdür. Oy, özgürlüğünü de içine ettiniz. Ha bu lafı o kadar çok ediler ki özgürlük sıkılıp kaçar. Bak kızım, ben buraya geldiğimde sen yapayalnızdın. Eğer buraya uyum sağlayamazsan hayatta yalnız kalırsın. Yapayalnız. Ulan ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Otur reis. Batmadı. Ama dün gece kurşunladılar beni. Uy, kurşunladılar mı? Bana da kurşunladılar denizde. Durup dururken bu kurşun yağmuru niye? Bir çıkar yoksa. Birilerinin çıkarına karşı geliyoruz biz. Ama kimlerin... Demek ki sen, ben, Ayşe boy hedefiyiz bu adamların. Şahap, gel bakayım buraya. Tabanca beline almışsın, ne edeceksin? Adam mı vuracaksın? Hem de abini. Abim sevgilimi elimden aldı. Nişanlına ne oldu, uçtu mu? Kara kedi aradan geçti mi? Yazık gençsin. Nişanlısın. Seni seven bir abin var. Abim beni sevseydi sevgilim elimden almazdı. Ya Rabbim. Bak oğlum, komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. Gül gibi nişanlın var. Git abinden özür dile, öp elini. Af dilemek mi? Vuracağım onu, öldüreceğim onu. Oy, adam mı öldüreceksin ula sen? Aferin. Bayağı iyi dolmuşsun. Madem ki niyet ettin, vursana beni. Vursana ola beni. Ya adama benzetemedim mi yoksa? Bahar çizmemle çetti adam değil.
Belki hedef yanlış, korkaysın. Ha böyle yandan profilden vuralıysa yakışıklı olsun. Olmadı mı canı? Ha ben arkamı dönüyorum. Şimdi sağlama vurursun. Ulan ne oldu? Silahın sesi çıkmadı. Yoksa kulaklarım mı duymuyor? Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Madem ki ateş etmeyecektin, niye aldın o silahı eline? Bak oğlum. Ver bakayım o silahı bana, ver. Silah adaletin olmadığı yerde haksızlığa karşı çekilir. Yoksa seni seven abini değil. Dım yatağa pirince giderken evdeki bulgurdan olaysın. İt alıp! Bana bak, ha bu oyuncakla evde kovboyculuk oynarsın çocuk. Ne bu sessizlik? Gazinon kapalı mı? Nergis'e, Lale'ye, Şampiyon'a merhaba demeye geldim. Dilini mi yuttun? Konuşsana. Bir merhaba desene. Derdini anlat. Derdim sensin ana. Nedenmiş o? Neden mi? Hayatım ben çok erkek tanıdım. Peşimden koşturdum. Ayağıma kapandılar. Ama senin gibisine hiç çatmadım. Seni elde edemezsem ölürüm ben. Diyetin kaşa kızım senin. Sen kendini ne zannediyorsun? Donjonun mu? Dünyadaki tek erkek sen misin be? Kayıkla açılacağız denize. Motoru taniler. Bakacağım tomriklere, ne şu ağaçlar. İş var şu tomriklerde. Al şu ağları içeri. Sala mı kaldı işin? Bizi ipleyen olmazsa. Ne demek istiyorsun sen? Beni adam yerine saymadın. Etten kemikten kabul ettin. Giyin ulan! Kalbimiz yok mu bizim? Sevdim ulan seni! İki günde mi? Bu mümkün değil. Sen sevemezsin. Sevemez miyim? İstanbul'dan seni aldığımdan beri deli ettin beni. Bak Şale, Murat'a gidersen vururum seni. Öldürürüm. Ses seçeceğini. Ya beni, ya ölümü.
Sana geldim. Neden? Ne bileyim. Senin olmaya geldim. Giy üstünü. Adam gibi konuş benimle. Riyakarı, aldatanı, kalleşi sevmem ben. Samimi ol. İçtenlikle sana geldim. Hayatımı allak bullak ettin. Yıktın beni. Hayata metelik vermezdim ben. Kimseyi iplemezdim. Takmazdım. Ama sen Murat, sen başkasın. Seni görmeden edemiyorum. Hayat kadınıyım ben. Al beni demiyorum. Benim ol demiyorum. Ama sev, sev beni, ölesiye sev. Bu yeter bana. Nergis'in kadar, Lalen, şampiyonun kadar değil ama onların yarısı kadar sev. Bırak kardeşimin yakasını. Moteller ne tarafta? Sahilde. Hı, sağ ol. Hoş geldin Rüstem ağa. Hoş bulduk. Bize iki çay söyleyiver. Hayrola, ne var? Murat oğlum. Acele etsin. Bir sürü yabancı köye doldu. Tadı kaçtı köyün. Bu işte bir bit yeniği var. Kardeşim Şahap yem oluyor galiba. Şahabı bir kurtarsak Ökse'den. Ayşe de mutlu olacak bende. Her şey düzelecek Rüstem'a. Bu işler sarpa sararsa af yoktur bende. Bize güveneni yolda bırakmayız biz. Aldığımız işi bitiririz. Canımızdan olsak da. Seni sağlık verdiklerinde aynısını söylediler. Sana güvenim tam. Jale nasıl? Biz varız dedik ya. Gel motelde konuşalım. Bu iş bize düşecek galiba. Zaten sen yanlış adam seçtin patron. İş biter ama sen lazımsın bana. Gözünüzü dört açın, tamam mı? Tamam. Ben çarşıyı bir kolaçan edeyim. Fazla bir yere kaybolma. Peki abi. Sen burada kal. Bu
olur, ne gelirsin peşinden? Çıtsana motora! Ben mi çıtayım motora? Çıt ulan motora, dolaşma kuyruk gibi peşimde! Hamsi kafalı! Büyük parti mal geçmeli, engel tanımam. Kim çıkarsa önüme yıkar geçerim. Murat ölmeli, Jale ölmeli. Benim bu büyük parti malım geçmeli. Tomruklarda zularlı eroinler var, kimse bilmemeli. Murat'ı ben öldürürüm. Jale duyarsa Murat da Jale de ölmeli. Bu iş benim işim patron. Jale'ye elini süreni delik deşik ederim. İşi şansa bırakmam. Lambaları söndür Murat. Neden o? Seni de beni de vuracaklar. Gel otur, sar beni. Bırak numarayı kızım. Bu mafya ne işini tezgahlıyor? Anlatayım bir. Rıza kiralık katildir. Ben hayat kadınıyım. Kerim Bey eroin kaçakçısı. Eroin mi? Neyle kaçırıyorlar? Hangi yoldan? Bir kere sar. Öp beni Murat. Her şeyi söyleyeceğim. Bunun sonu ölüm. Buraları sana göre değil Şale. Bana ise hiç. Ben bir kere sevdim. Kendimi zorlasam da sevemem. Öpemem, okşayamam. Sevemem ben. Sevmek, sevilmek, ölesiye sevmek, eroin. Jale, ölme. Ölme Jale. Hayatımda ilk kez sevdim. Seni ölesiye sevdim. Sevdin mi beni? Benim Murat'ın şampiyonu sevdiği kadar sev. Kardeşin Şahap vurdu onu. Kardeşim mi? Kardeşini de seni de yaşatmam. Hepinizi öldürürüm. Anlaşıldı şimdi Vehbi'nin çerahçesi.
Hadi bakalım, dikkatli olun. Yürüyün. Ölüsünü dirisini isterim. Boş gelmeyin. Tamam. Ne oldu? Nereye gideysin? Af dilemeye. Abi kardeş arasında olur böyle şeyler. Af dileyeceğim. Af mı dileyeceksin? Cıdarsın, yetişirsek abinin kurtlarla kavgasına en büyük af oradadır. Hadi koş. Geberteceğim seni. Neyse lan. Kanınla buna teslim olun. Hey, muhtar Siki Duras'ın sana tavlada yeni bir rakip. Rüstem Ağa'nın torunu Celi ama tavlada hiç gele atmay.